çok ani bir kararla vlog çekmeye başladık. Evet, aslında şu an son derste olmamız gerekirdi. Evet. Ama okulda bugün 11 Ekim, hem benim doğum günüm. Şu an İlayda'nın doğum günüsü videosunu çekiyoruz. Mina pastayı yakmaya çalışıyor ama rüzgardan pasta yanmıyor. Rüzgar çakma getireyim. Kapatın şimdi. İlayda az da hiçbir tepki vermeksizin devam ediyor doğum gününe. Daha ne kadar kapatalım hocam ya? Çok heyecanlı. Arkadaşlar mantık, lojik. Abi bir şey söyleyeceğim. Önce şey lojik. Ya hadi artık. Hocam yanmıyor niye? Evet, çok güzel. Bir tanesi yaktı derim. Tamam, yeter bu kadar. Hadi herkese teker teker konuşalım. Burada İlayda'ya bir mesajın var mı? İlayda, seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İlayda'ya mesajım, yani gerçekten hardcore bir friend sana. Umarım friendsi bir yıl geçirir fazlasıyla. Güzel meleke. İlayda'ya bir mesaj bırakmak ister misin? Bir şey diyeceğim. İyi ki varsın. Hadi İlayda'ya bir mesaj bırak. İyi ki de oldun İlayda. İyi ki varsın. Çok iyi ki varsın. Çok seviyorum. Ya, İlayda da yanımızda. İlayda umarım bu yıl uzarsın. Kendine bir doğum günü mesajı bırakmak ister misin? Kendimi çok seviyorum. İyi ki doğmuşum. Biz de seni çok seviyoruz. İyi ki doğmuşsun. Şahane İlayda'ya bir doğum günü mesajı bırak. İyi ki doğdun. Çok yaratıcı. Bir de ayakkabıma basma. Ayakkabına mı bastın? Hadi İlayda'ya herkes birer doğum günü mesajı iletsin. İyi ki doğmuşsun. Hem de okulda bir etkinlik var. Kız çocukları günü olduğu için. Ona katılıyoruz bugün. Güzel bir zamanı şöpleri var. Öyle. Bakalım eğer vlogluk güzel şeyler çıkarsa bu kanala yüklenelim. Evet, şey bu videonun vlog olup olmayacağı şu an belirsiz. Son anda çekmeye karar verdik. İkra Hanım'dan bir kutu açılımı alabiliriz. Neyi açıyor? Kutu açılımı bekliyoruz İkra Hanım. Evet, görüyorsunuz. Burada Gülker kutumuz var. İçinde en dikkatimi çeken şey şu oldu. Şöyle göstereyim. Tam bir makyaj influencer'ı. Zaten bu sevmeyen yok biliyorsunuz. Gülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı? Tabii, aa, yok, yok. Daha sonra daha çok annelerimizin tercih olan Halley var. Benim annem tam bir Halley aslında. Bu şekilde bize güzel bir sponsorluk yapmışlar. Beğendik. Bizi besledikleri için teşekkür ederim. Buldunuz mu? Hayır, hayır. O zaman hemen buluyorsunuz. Tamam, hemen tartışalım. Hemen bulmaya çalışalım. Tamam. Ne olabilir? Çok sıkıntı. Kanalı için bir aradayız. Sevgili İlayda ve arkadaşlarıyla Galatasaray'ı ileri götürecek projeleri birlikte çalışıyoruz. Evet. Ondan sonra da uygulayacağız. Hepinizi sevgiler. Teşekkür ederim. Evet, biz etkinliğe bir ara verdik. Şu anda Yiğit'teyim. Size bir uygulamadan bahsetmek istiyoruz. Uygulamanın adı Snowboard. Tamamen ücretsiz ve içinde reklam olmayan bir uygulama. Genel mantığı şu şekilde işliyor. Sınava hazırlanan öğrencileri oyun mantığıyla soru çözmeye teşvik eden bir uygulama aslında. Mükemmel bir fikir. Aynı bir oyun gibi ama aslında soru çözüyorsunuz içinde.
Hani oyunlarda böyle puanınız olur, altınınız olur falan var ya, aynı şey burada da var aslında. Siz uygulamaya kayıt olduğunuzda 200 altın geliyor ve her uygulamaya girdiğiniz gün içinde 50 altın kazanıyorsunuz. Her bir altında da bir soru çözebiliyorsunuz. Bu şekilde aslında birçok soruya erişebiliyorsunuz. Uygulamanın içinde toplam 350 bin soru, 200 bin de video çözüm var. O açıdan çok geniş bir kaynağı var içinde ve eminim size çok yardımcı olacaktır sınav sürecinde. İçinde burada hem LGS'ye hem de YKS'ye yönelik sorular var. O yüzden kendi seviyenizi seçip ona göre ilerleyebiliyorsunuz. Biraz uygulamanın içindeki neler var, hangi özellikler ondan bahsedeyim size. Öncelikle en basit kısmı antrenman kısmı. Bu antrenman bölümünde dediğim gibi altınlarınızı kullanarak soru çözebiliyorsunuz ve sorularınızın gidişatını daha sonrasında bir tablo halinde görebiliyorsunuz. Ne kadar çözdünüz, ne kadar hangi dersen ne kadar çözdünüz. O yüzden antrenman kısmı bu işe yarıyor. İkinci olarak maraton kısmı var. Bu da aslında Türkiye ile eş zamanlı deneme çözebildiğiniz, sanki hani tüm Türkiye bir anda deneme çözüyormuşsunuz gibi olan bir bölüm. Evet. Bizim senemizde olsaydı bence bayağı kullanırdık. Evet evet. Biz çünkü sınavlara giriyorduk böyle ama. Evet. Türkiye'de hani sıralamanızı görmek, Türkiye genelinde kaçıncı olduğunuz, ne kadar önünüzde insan var bunu görmek hani gerçek bir sınav deneyimini yansıtıyor. O yüzden bu da bence bayağı güzel bir özellik. Bunun dışında ikili düello özelliği var. Biz birazdan yine de bunu yapacağız. Arkadaşlarınızla veya random rakiplerle aslında böyle bir düello yapabiliyorsunuz. İçinde sorular çıkıyor, aynı bir yarışma gibi. Çok keyifli geçiyor, bir yandan da öğrenmiş oluyorsunuz. Son olarak da meydan savaşı var. Adı böyle çok gaza getiriyor meydan savaşı deyince. Burada da birçok rakibiniz oluyor. Tek tek siz soru çözerek onları elemeye çalışıyorsunuz. Ve aynı bir meydan savaşı gibi bir galip çıkıyor. Bu şekilde özellikler var uygulamanın. Mükemmel bir uygulama diyebiliriz kısaca. Evet, kesinlikle. Keşke yani bizim zamanımızda da olsaydı bir uygulama. Oyun gibi ama içinde de sorular var, o yüzden bence evet. Bayağı iyi. Hem eğleniyorsunuz hem test çözmüş oluyorsunuz. Evet, güzel. Son olarak da bu kadar soru çözdükten sonra hep bahsettiğimiz gibi soruların takibini, işte deneme netlerinin takibini sağlamak da çok önemli. Bunun içinde bir aslında sınav koçu uygulaması var. Sınav koçu bölümü var uygulamanın içinde. İçinde hangi derslerden ne kadar soru çözdünüz, ne kadar başarılı oldunuz, hangi yanlışlarınız çıktı bunları görebiliyorsunuz. Daha önce hangi etkinliklere katıldınız, hangi maratonlarda yarıştınız, hangi işte meydan savaşlarında, ikili düellolarda yer aldınız bunu görebiliyorsunuz. Bu şekilde LGS veya YKS sürecinde ilerlemenizi takip edebiliyorsunuz. Ve bunu takip kesinlikle çok önemli. Evet hani ben açıkçası kendi senemde böyle tablo tutmaya çalışıyordum ama çok başarılı olmuyordum. Burada çözülen soruları, başarıyı falan görmek bence bayağı faydalı olacak. Kesinlikle çok güzel. Bizim senemizde ben de İlayda'nın yaptığı gibi tablo tutarak yapmaya çalışıyordum ve bu zor oluyordu. O yüzden maksimum 1-2 hafta falan yapabiliyordum. Evet, bir de burada hani yüzdelikleri, Türkiye'deki derecenizi falan hepsini size sıraladığı için bir anda böyle tüm hani başarı oranınızı görebiliyorsunuz. O açıdan da çok faydalı oluyor bence. Şimdi uygulamayı anlattık. Yiğit'le bir düello yapmaya karar verdik. Evet, nesine evet. İddiaya girelim? Bir yemek olur sanki ya. Aynen. Kazanana bir yemek ısmarlasın diyorum. Evet. O zaman hemen şuradan şöyle size de göstereyim. Başla. İkili düello diyorum. Şöyle aynı takıma girdik şu an. Takım arkadaş olarak gözüküyoruz ve yarış yapacağız. Hemen buradan şey yapıyorum. Sen aç istersen. Gördüğünüz gibi ikili düello kısmından şu an oluşturuyoruz. Evet. Öncelikle benim dikkatimi çeken şöyle bir konu oldu. Sorular sanırım genel olarak yeni nesil sorulardan oluşuyor. Evet, bayağı uzun çünkü karşımıza direkt şöyle upuzun bir soru geldi. Evet. Onu çözüyoruz. Ve başardık. İkimiz de doğru yaptık ilk soruyu. Onlardan bazen görmedik. Bizde hiç izlem yoktu ya. Evet. O yüzden minik bir sıkıntı oldu ama. Bir tık sorun olacak. Düşününce zaten bir de sorular çok böyle hani açık, anlaşılır sorulmuş. O yüzden bence evet, sıkıntı kesinlikle. Olmuyor. Evet, kesinlikle. Ve LGS'de çıktığı gibi paragraf üzerinden sormuşlar soruları genel olarak. Okuduğunu anlama ağırlıklı sorular. Aynen. O yüzden çözülebiliyor. Benim yanlış çıktı. Eşit gidiyorduk, berabere gidiyorduk. Benim yanlış çıktı. Sondan bir önceki soruda. Aa, benim kazanma şansım kalmadı değil mi? Evet, ya berabere kalacağız ya da... Ya yemek ısmarlıyorum ya da hiçbir şey almıyorum. Evet, sonuç olarak ben her türlü mutluyum. Aynen, sen her türlü kârdasın. Kesinlikle. Güzel uygulamaymış ya, sevdim ben bunu. Evet, evet. O yüzden ben...
Sen de cevap veriyorsun o soruyu. Sanırım böyle olması gerekiyor. Şu şekilde bitti. 9 doğru. Kaç puan senin? Bende şey çıktı. Bir gün senin 30 puan, benim 26 puan. Ben bir soruyu yanlış yaptığım için Yiğit kazanmış olduk. 4 soruyla kazanmış olduk. Bu şekilde düelloyu da bitirmiş olduk. Ben artık Yiğit'e bir yemek ısmarlayacağım kazandığı için. Ben çok eğlendim şahsen. Biz bayağı beğendik uygulamayı. Hem evet. Düello kısmı hem diğer sorular falan. Bayağı kaliteli, bayağı da zevkli aslında. O yüzden size de öneririz hem LGS öğrencilerine hem sınav hazırlayanlara. Bu şekilde ücretsiz, yani ücretsiz olması da bayağı iyi evet, bu arada. Kesinlikle. Çünkü çok fazla soru var içinde. 350 bin tane. O yüzden çok güzel bir kaynak, size öneriyoruz. Evet, test kitabı almak gibi bir şey. Ama hem para ödemiyorsunuz hem de çok eğlenceli. Evet. Ve oyun haline getiriyor test çözmeyi aslında. Şimdi ben buradan etkinliğe geri dönüyorum. Sana kolay gelsin. Bu arada arada kendime bir yemek kazıklamış oldum ya. Evet. Harbiden. İyi ki YouTube var, seviyoruz. Şimdi elimizde böyle bir tablo var ve bunu dolduracağız. Problem, çözüm gibi şeyleri var. İkra Hanım burada. Evet, daha önceki girişimcilik projelerinden de zaten tanıdığımız bir format. O yüzden çok zorlanacağımızı düşünmüyorum ama yine de bakalım neler olacak. Şimdi sizden bir 15 dakikada boyunca, bu düşündüğünüz problemleri... Herkese farklı farklı posterler verip herkes kendi düşünsün. Problemlerimizi belirledik. Takımda 4 kişiyiz. Evet. Ama genelde İkra'yı görüyorsunuz çünkü İkra benim canım. Teşekkür ederim. Defter kağıtlarımızda. Şu şekilde hepimiz problemlerimizi yazdık. Yaklaşık 18-19 tane problem çıktı. Evet. Şimdi beraber tartışıp hepsini eleyeceğiz. Biraz yorum yapacağız. Tek bir ana problem belirleyip onun üzerine ilerleyeceğiz Canvas'ta. Şu an o şekilde gidiyor. Şu an güzel gidiyor gibi bence. Güzel eğlenceli. Gidiyor. Ben daha önce çok 4-5 tane girişimci görüşmelerine katılmıştım bunun gibi ama İkra'dan ilk oluyor galiba. Evet, benim ilk İlayda'nın tecrübelerine güvenerek bir yola çıktık. spor eğitimine ayrılan kaynakların kız erkek çocuklar arasında eşit dağıtılmaması. Bu daha önce var mıydı bir yerde? Ne? Buna tek bir çözüm bulabiliriz. Evet. Problemlerimiz de İkra Hanım. Evet, buraya kocaman bir problem listesi yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi bunlara çözüm bulmak için kafa kafaya verip güzel bir beyin fırtınası yapmayı planlıyoruz. Evet. Evet, şimdi en son problemlere çözüm önerileri sunduk. Biraz daha birkaç adım daha ilerledik derken yemek yemeye gidiyoruz. Bakalım bize kim sponsor oldu. Geçtik. Evet, her blokta oturup yarım saat yemek yediğimiz için en sevdiğimiz kısma geçtik. Şu an için yarışma bayağı güzel gidiyor. Çok büyük konuşmak istemiyorum çünkü kazanamazsak çok patlamış olacağız. O yüzden ama kendimize güvendiğimizi de belirtmek isteriz yani. Evet. Öyle, şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Bize umarım iyi bir firma sponsor olmuştur.
Hoppa. Bu şekilde. Yapıyoruz bu sporu. Yaklaşık 4 saat. 4 saatte burada birbirinden güzel fikirle için çalıştınız. Önemli olan artık sahneye çıkıp kendi öğrendiklerinizi, kendi ürettiklerinizi burada sunmak. Sadece bir fikirle ateşliyoruz. Ne bu? Kız çocukların ve kadınların spora katılımını arttırmak için aslında birlikte yeni fikirle üretiyoruz. Çok stres, çok stres. Sunuma çalışıyoruz. Sunumu ben mi yapacağım? Ben sana güveniyorum. Eklemeler yapabileceğim. Öncelikle ben tüm kız çocuklarına şu soruyu sormak istiyorum. Bizim neyimiz eksik? Biz bir süre bu soru üzerinde düşündük ve şunu fark ettik. Bizim aslında hiçbir eksiğimiz yok. Eksik olan toplumun kız çocuklarına olan inancı, kız çocuklarının spor alanında ilerleyebileceğine dair olan bilinci. Bu karara vardık ve bu problemden ilerledik. Kategorilerimizi değerlendirdiğimizde şunu fark ettik ki kız çocuklarının spora katılımını konusunda halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan bir kampanya yürütmeliyiz biz. Ve bunun için de belli tabii ki kendimize bir yol çizdik. Türkiye'de ciddi bir televizyon kitlesi izleyicisi var. Klasik Türk insanı hala televizyona oldukça bağımlı demek yanlış olmaz bence. Ve herhangi bir ortalama spor kanalaştığınızda günün çok büyük bir saatinde futbol konuşulduğunu ve bu futbolun da erkek futbol olduğunu göreceksinizdir. Biz burada kadın sporcuların başarılarından da bahsedilmesini istiyoruz. Sadece başarılarından değil, tüm sürecin anlatılmasını, nasıl oraya geldiler ve kız çocukların nasıl başarılı olabilir sporda bunun anlatılmasını istiyoruz. Ki kız çocuklarında bu spor hevesi oluşabilsin. Fakat bizim kampanyamızın tek amacı kız çocuklarına daha iyi bir gelecek vaat edilmek, özellikle spor alanında. Bu yüzden şimdilik en azından ilk etapta bir kar amacı yüklüyoruz. Tek amacımız kendi gelirlerini ve maliyetlerini dengeleyebilen ve bu şekilde kendi sürekliliğini sağlayabilen bir kampanya oluşturmak. Amacımız sadece kız çocuklarına daha iyi sporcular olması için imkan sağlamak. Teşekkür ederim. Başardık. Çok iyiydi. Bayağı iyiydi. Şimdi bir sınıf daha var, sonra dereceleri öğreneceğiz galiba. Değil mi? Evet öyle ve çok beğendiklerini düşünüyoruz. Yüz ifadeleri bunu gösteriyordu. Evet, çok heyecanlıyım. Hazırsanız ilk üçü başlıyoruz. Üçüncü takımdan başlıyorum. Üçüncü takımımız Atina'nın kızları takımları.